davranışta sosyal etkiler konusuna bakacağız. Bu asla sosyal psikolojinin içinde bir alan ki biz sosyal psikolojiyi psikolojinin çalışma alanları içinde anlatmıştık. Burada biraz daha detaylandıracağız çünkü bu konudan soru geliyor o yüzden detaylandırmamızın sebebi bu. Ve sosyal psikolojide bakacağımız şey şu olacak. yalnızkenki davranışlarımızla topluluk içindeyken ki davranışlarımız arasındaki farklılıkların sebeplerini bulmaya çalışacağız. Bakalım sebepler neler? Öncelikle sosyal davranış İnsanın sosyal çevreye, içinde bulunduğu gruba ya da gruplara uygun olarak gerçekleştirdiği davranışlar. Sosyal davranışlar bireyin toplumsallaşması sürecinde kazanılmaya başlarlar. Yani ailede başlarlar. Okul, iş yeri gibi sonradan girdiğimiz bütün gruplarla ve kurumlarla devam ederler. Ömür boyu bir süreçtir sosyalleşme süreci. Ve sosyal davranışlar bireyin içinde bulunduğu sosyal çevreden asla bağımsız olmadığını gösterir. Şimdi bu davranışın adı uyma. Bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını içinde yer aldığı gruba göre düzenlemesine uyma davranışı denilir. Uyma davranışı toplum hayatının düzenli olmasını sağlar ve üç tür uyma davranışından söz ederiz. Yani biz aslında üç tane sebepten uyma davranışı gösteririz. Bunlardan bir tanesi itaat ya da boyun eğme davranışı. Burada bireyin itaat etmesinin amacı şudur. Hor görülmemek, dalga geçilmemek, dışlanmamak gibi sebeplerden dolayı gruba uyum sağlar. İtaat bir gruba karşı da gerçekleştirilebilir, bir kişiye karşı da gerçekleştirilebilir. Ve itaatin temelini oluşturan şey uyulan kişi ya da grubun uyan kişi üzerindeki gücü ve kontrolüdür. İkinci uyma davranışı özdeşleşme Birey birine ya da bir gruba benzeyebilmek için uyum davranışını gösterir ve özdeşleşmenin temelinde de uyulan kişi ya da grubun uyan kişi üzerindeki cazibesi ve değeri vardır. Benimseme birey birinin ya da bir grubun düşüncesine, kuralına ya da görüşüne onun gerçekten doğru olduğuna inandığı için uyar. Burada da bu davranışın temelini oluşturan şey inanma ve kabullenme ihtiyacıdır. Mesela Kamil hızını azaltıyorsa yolda giderken e, hız kurallarına uyma davranışı gösteriyorsa buna bakalım şimdi 3 tane örnek verelim Kamil'in bu davranışı için. Eğer trafik polisinden korktuğu için ceza yazmasın diye uyma davranışı gösteriyorsa bu itaat ya da boyun eğme davranışı. Kamil'e babası zamanında oğlum yavaş git kurallara uy dediyse ve Kamil de babasını kırmamak için babasının hatrı için böyle bir şey yapıyorsa bunun da özdeşleşme. Gerçekten Kamil hızlı gitmenin yanlış olduğuna inandığı için gerçekten inandığı için bunu yapıyorsa bu davranışın adı da benimseme olacak. Uyma davranışını neler etkiler? Birincisi grubun büyüklüğü etkiler. Gruptaki insan sayısının fazlalığı bireyin uyuma davranışındaki itici gücün daha fazla olmasına sebep olabilir. Mesela yolda giderken eğer bir yerde durmuş kalabalık bir insan topluluğu görürsek biz de durup bakabiliriz. Burada grubun büyüklüğünün etkisi vardır. Gruptaki söz birliğinin etkisi burada sayı değil çoğunluğun aynı fikirde olduğu gruplarda bireyler gruba daha fazla uyum gösterebilirler. Sayı değil aynı fikirde olanların grubun sayısına oranının fazla olması durumu vardır. Mesela 10 kişilik bir grupta 8 kişi yemek için bir restoran söylerse 2 kişi başka bir yer söylerse 8 kişinin söylediği yere gitme eğilimi daha yüksek olacaktır. Bu gruptaki söz birliğinin etkisiyle açıklanabilir. Mevki ya da prestijin etkisi kişi ya da grubun Algılanan mevkisi ve saygınlığı ne kadar yüksekse uyuma davranışının gerçekleşme olasılığı o kadar artacaktır. Mesela Kızılay'ın kan verme kampanyalarında bizim gözümüz kapalı bu davranışı yapmamızın sebebi kan verme kampanyasını gerçekleştiren kurumun Kızılay olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla onun mevkisi ve saygınlığı bizim o davranışı gerçekleştirme olasılığımızı arttırır. Yüz yüze olmanın etkisi de Sosyal etkinin dolayısıyla uyumanın şiddetini arttırır. Mesela milletvekili adaylarının halkın arasına inip onlarla yüz yüze görüşmesi, onların oyunu böyle almaya çalışmasının temel sebebi budur.